Haber nöbetindeki muhabir arkadaşlarımızdan İstanbul'daki 5,8'lik bu deprem ve sonrasında yaşananlara ilişkin yeni bilgiler almaya devam edeceğiz. Ama ülkemizde her deprem olduğunda ister küçük olsun ister orta büyüklükte ya da büyük bir deprem olduğunda gözlerin kulakların çevrildiği yer Kandilli Rasathanesi oluyor. Bakın 5,8'lik bu depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nde uzmanlar hangi açıklamaları yaptılar? Bugün 26 Eylül 2019'da Türkiye saatiyle 13.59'da Silivri'nin yaklaşık 20-25 kilometre güneyinde Marmara Denizi içinde İstanbul'a 75 kilometre mesafede 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem 13 kilometre derinlikte oluşmuştur. İstanbul ve Tekirdağ'da hissedilmiştir. 24 Eylül 2019'da meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 1.5 ile 3.7 arasında değişen yaklaşık 60 adet artçı deprem kaydedilmiştir. Bugün olan depremin ardındansa şu ana kadar yaklaşık 15 tane artçı deprem olmuştur ki bunların en büyüğü 4.4 büyüklüğündedir. Büyüklüğü 4.7 ve 5.7 arasındaki artçılar klasik ana şok artçı ilişkisinde değillerdir. Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın valiliğin ve AFAD'ın talimatlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Kısmen de olsa yapısal hasarlı binalar var. Bazı mühendislik yapılarında problemler var. İletişimde sıkıntılar oldu ve de trafikte sıkıntılar oldu. Dolayısıyla bu gelecek olası büyük deprem içinde bize çok iyi bir test oldu. Onu söyleyebiliriz.